Abi aslında kitap deyince bazen belki susmak da çok şey anlatır ve o da saatlerce konuşmak lazım deriz ama az önceki 70 yaşındaki abimiz, amcamız bütün hadisenin hülasasını bence çizmiş oldu. Hakikaten kitap sadece bir bilgi edinmenin ötesinde empati yapmamızı sağlıyor. Çok farklı açılardan aynı konuya bakmamıza vesile oluyor. Fikri ve düşünce hayatımızın zenginliğini kat be kat artırıyor. Çünkü kitap okuyunca kelime hazine ve kavram hazinemiz genişliyor. 5000 kelimeyle konuşmak ve algılamakla 50.000 kelimeyle algılamak veyahut da konuşmak arasında müthiş bir fark olsa gerek. Hani bazen diyoruz ya klasik kitaplar veyahut da klasikler. İşte klasiklerden kasıt içerisinde en fazla kelime ve kavram hazinesi yahut da en fazla kelime ve kavram barındırdığı için çağlar boyunca yine iletişim kanalları bulabiliyor. İletişim kurabileceği nesiller, gruplar bulabiliyor. Onun için 300 sene, 500 sene, 1000 sene geçse de bir bakıyorsunuz ki halen o sözden, o şiirden, o kitaptan, o makaleden bir haz alabiliyorsa yüzyıllar sonrası farklı kültür, farklı mekanlardaki insanlar demek ki bayağı bir kelime ve kavram veyahut da kendini ifade edebilme adına çok güzel kelime ve kavramlar bulabilmiş diye düşünüyoruz. Biz Sayın Valime burada teşekkür ediyorum. Çünkü kitap var o fikri ortaya çıktığı zaman ben uzun yıllardır böyle bir kitap var hep gündemimizde, düşüncemizde vardı. Sayın Valime'le paylaştığımız zaman da ilk önce hemen Cemalettin Bey akla geldi. Dedi ki çok iyi olur bize de böyle bir işi başlatmış olalım. Çünkü ben hep şunu söylüyordum. Biz evet kentsel dönüşümleri yapıyoruz, millet bahçesi yapıyoruz, sokak sağlıklaştırmaları yapıyoruz, altyapı, üst yapıda bir sürü işler yaptık ve yapacağız da. Ama bunların yanında bir eğitimci kimliğiyle de Rize'nin az önce ve şu anda seslerini duyduğumuz şu çocukların geleceği için, okumaları için bence daha fazla yatırım yapmamız lazım. Ve inanıyorum ki burada şu 10 günlük fuar süresince yaklaşık 70-80 tane işte söyleşi olacak, yazarımız gelecek, yüzün üzerinde yayın evi, on binlerce kitap ve 400-500'e yakın etkinlik olacak bu 10 günlük süre içerisinde. Şurada bizim Ribegen çatısı altındaki 300-400 tane öğrencimiz var. Onlar 10 gün boyunca bu söyleşilerle beraber o yazarlarla, düşünürlerle hemhal olmaları şurada kitap alanlardan birkaç tanesine bile dokunabileceksek, hayatlarının akışını şekillendirebileceksek, onlar için bir milat, bir an olabileceksek sadece bunun için bile bu fuarların yapılması elzemdir, önemlidir diye düşünüyoruz. Çünkü geleceğimizi şekillendirecek olan gençlere yapılabilecek en güzel işte kitap fuarıyla başladığımız ama aslında benim için yeni 5 yıllık dönemde artık belediyeciliği kültür ve sanat ve edebiyat kısmını taşlandıracağımız bir dönem olmasını istiyoruz. Altyapı belediyeciliği bir yere kadar, sosyal belediyecilik bir yere kadar ama artık bilgi, kültür, sanat, edebiyatla beraber yoğrulmuş bir belediyeciliği inşallah yeni dönemde daha çok hissettirmeye çalışacağız. İşte bunlardan bir tanesi belki kitap fuarları olacak. Ama bunun devamı sinemayla, tiyatroyla, gençlik şölenleriyle, farklı farklı çalıştaylarla beraber inşallah yeni dönemde devam edecek. Ki inanıyoruz bu çalışmalardan etkilenerek hayatına yön verecek gençlerimiz bizim kendimizin dahi var ettiği yani bizim varlık sebebimizin ortaya çıkardığı problemleri de
İşte o gelecekteki gençler inanıyoruz ki daha güzel bir şekilde çözmüş olacaklar. Bu anlamda bu düşünce zenginliğini bize 10 gün boyunca yaşatacak düşünürlerimize, yazarlarımıza ve organizasyon sahibi Cemalettin Bey'e biz de teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni yıllarda bu kitap fuarı katlanarak, önemsenerek devam edecek. Biz bugün Hopa'dan Trabzon çıkışına kadar bir sosyal medya ağıyla ve reklamla her ne kadar ulaştırmaya çalışıyorsak da inanıyorum ki önümüzdeki yıl daha hazırlıklı olacağız, daha görkemli olacak ve bu 10 gün boyunca Rize'nin Niderland'ına hitap eden yaklaşık belki de 500-600 bin nüfusluk bir coğrafya buraya gelip kitap alacak. Bu vesileyle Rize ile hemhal olacak ve bu etkinlikleri biz 10. aydan Mart-Nisan'a kadar her ay bir çeşit olarak çoğaltabilirsek Rize'nin kültür alanındaki, sanat alanındaki, spor alanındaki ve dolayısıyla turizm alanındaki etkinliğini daha fazla artıracağız diye düşünüyorum. Sözlerimi de çok fazla uzatmadan bu kitap fuarımızın ilimize, şehrimize, bölgemize hayırlı olmasını ve nice gençlerimizin alacakları kitaplarla beraber etkilenerek hayatlarına yön vermesini diliyorum. Ve bu etkinlikte bize valimizle beraber yapmaktan dolayı da gurur duyuyoruz ve Sayın Valime tekraren teşekkür ediyorum. Bizim belediyeden, valilikten, işte ve RİBEGEM'den ve bütün organizasyonda 10 gün boyunca emek veren yayın evlerimizden, halının üzerindeki çalışmaları yapan bütün arkadaşlarımıza, işçilerimize hepsine emekleri için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bu konu ilk defa belediye başkanımızla birlikte gençlerle buluşmamızda geldi gündeme. Ve başkanımız orada böyle bir fuar hazırlığı yaptığımızı, böyle bir düşüncemizin olduğunu gençlere ifade etti ve buna koyulduk. Bu hazırlıklara başladık. Cemalettin Bey biraz önce kürsüde ifade etmedi ama hemşerimizdir. Şayelidir, kuralıdır. Ben daha evvel Ankara'da görevim icabı kendisini tanımıştım. Çok güzel organizasyonların içerisinde olmuştum. Türkiye'nin en büyük kitap fuarları olan İstanbul ve Ankara kitap fuarlarının organizasyonunu yapan kişidir. Tabii aklımıza direkt Cemalettin Bey kardeşimiz, dostumuz geldi. Sağ olsun. Bütün imkanlarını burada seferber ettiler. Kitap fuarları şehirlerin kültürel hayatlarının en önemli köşe taşlarından, mihenk taşlarından bir tanesidir. Her birimizin çocukluğunda, gençliğinde ama bir kitap fuarına, ama bir kitap günlerine veya Ramazanlarda yapılan etkinliklere dair hatıralar var. Benim şahsen öyledir. Malatyalıyım. Çocukluğumda, gençliğimde Malatya'daki kitap fuarının Ramazan'da açılan, belki de bu kadarlık bir alandı. Bugün şu töreni yaptığımız alan kadar bir alandı ama bizim açımızdan çok büyük şeyler ifade eder. Açlıklarımızı biriktirdiğimiz, gitmek için gün saydığımız zamanlar. Üniversite yıllarında da Sultanahmet kitap fuarlarını sabırsızlıkla beklerdik. Sultanahmet Camii'nin iç avlusunda o tarihi muhteşem revakların altında yapılan kitap fuarları Ramazan'ı süsleyen unsurlardan bir tanesiydi. Bugün elhamdülillah Rize'de, Rize için artık bir sembol haline gelmiş çay bardağımızın yanında, ki dün söylerken dedim ki çay ve kitap vazgeçilmez iki unsurdur. Biz ikisini yan yana getirmiş olduk Rize'de. Bir yanda çay bardağı, bir yanda kitap fuarı. Muhteşem bir ikili olmuş oldu. Ben organizasyona ev sahipliği için, emekleri için, gayretleri için belediye başkanımıza şehir adına teşekkür ediyorum. Bu meseleleri belediyelerimizin altyapı hizmetleri gibi, belediye hizmetleri gibi kıymetli ve önemli tutmaları şehrin geleceği adına önemlidir. Bu şehrin geleceği adına cıvıltısını duyduğumuz gençler adına en büyük yatırımdır. İnşallah ileriki yıllarda kendi
kendisine ait ortamlarda, belki fuar kongre merkezlerinde artık bir şehrin rutini haline gelen bir fuar organizasyonu haline gelir. Biz bu çapta ilkine heyecanla şahitlik ediyoruz. Burada yine bu bulunduğumuz mekanda bir gastro bize yapılırken, o zaman belediye başkanımız üçüncüsünü yapıyoruz ama 13.sünü, 23.sünü yaptığımızda bunun nasıl bir etki doğurduğunu göreceğiz demiştim. Biz de bunun belki 5.sünü, 10.sünü eğer görebilirsek, gördüğümüzde bunun artık Türkiye'nin kitap fuarı listesinin önemli bir köşe taşı olduğunu, İstanbul Ankara kitap fuarlarının bir devamı olduğunu gördüğümüzde hem şehrimiz için hem bölgemiz için ne anlam ifade ettiğini o zaman görmüş olacağız. Kitaplarla buluşmamız lazım. Evlatlarımızı, gençlerimizi kitaplarla buluşturmamız lazım. Üniversite öğrencilerimizi, her düzeyde okullardaki öğrencilerimizi bu fuarla, bu imkanla buluşturmamız lazım. Türkiye'nin en seçkin yayın evleri ve Türkiye'nin en seçkin yazarları burada olacak. Onların burada bulunduğu ortamdan istifade etmemiz lazım. Ben güzellikle, başarıyla, sağlıkla, sıhhatle fuar organizasyonumuzu geçirmeyi temenni ediyorum. Şehrin geleceği adına böyle güzel bir fuara ev sahipliği yaptığı için, fuarı gerçekleştirdiği için belediye başkanımıza, şehir adına tekrar teşekkür ediyorum. Organizasyonda emeği geçen firmamıza, firma yetkililerimize ve burada bu hizmeti gerçekleştiren gerek belediyemizden, belediye başkan yardımcımız ve vali yardımcımız koordinasyonda emek veren bütün arkadaşlarımıza, çadırın hazırlanmasından standların kurulmasına kadar emek veren bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kitaplarla geçen bir ömür diliyorum. Kitaplarla geçen güzel günler diliyorum. Çay ve kitabın vazgeçilmez buluşmasına herkesi davet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Güzel bir iş yaptınız, hayırlı bir iş yaptınız. Biz bize gelip gidiyoruz zaman zaman seyrede birkaç sefer. Ama böyle bir etkinliği tüm Türkiye'de belirli. İnşallah her yıl yapacağız inşallah. Çok keyifli olur. Bu imkanı sunduğunuz için. Nasıl, memnun musunuz? Daha ilk gün tabii. He, cumartesi, pazar daha yoğun olur inşallah. Güzel olur. Gayet İnşallah. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Ortam güzel. Bu başladığımız gibi başlarsak güzel bir fuar olacağını. Tamam. İnşallah. Kolay gelsin. Görüşmek üzere efendim.